Cartoon Network'ten herkese merhaba. Ben Merit Efe Parlar. Nasılsınız? Ben bugün kendimi gerçekten bir kral gibi hissediyorum. Neden mi? Biraz sonra hep beraber izleyeceğimiz o efsane videodan dolayı. Arkadaşlar bugün Craig'in Krallığı çizgi filminde gördüğümüz çizgi film efsanelerini test edeceğiz. Hem de Uras Benlioğlu ile birlikte. Uras abi çizgi film gurmelerinin aileleriyle birlikte deneyebileceği o kadar güzel fikirler veriyor ki bizlere. Daha önceden hiç çizgi film efsanelerini denemiş miydiniz? Bence bu efsaneleri deneyerek hayatımızı ve oyunlarımızı daha da renklendirebiliriz. Şahane değil mi? Uras abi kaykay ve yaprak üfleyici ile süratle yol alabilme, balonlar yardımıyla drone yapma gibi çizgi filmlerde gördüğümüz pek çok efsaneyi deniyor. Acaba bunlar sadece çizgi filmlerde mi oluyor? Yoksa gerçek hayatta da bunları yapabilir miyiz? Bana sormayın. Bunun cevabı Uras abide. Hiç vakit kaybetmeden videomuz gelsin o zaman. Çizgi film gurmeleri, Cartoon Network. Selam, ben Uras. Arkadaşlar bugün çizgi film efsanelerini test edeceğiz. Craig'in krallığını mercek altına alacağım. Craig ve arkadaşlarının mahallesinde yaptıkları çok garip deneyleri ya da çok garip kendin yap olaylarını deneyeceğim. Tenteler kuracağız, Leonardo köprüsü yapacağız, kendi kendimize drone yapacağız ve görüntüler çekeceğiz. Bakalım bunlar gerçek hayatta bir işe yarayacak mı? Hadi başlayalım. Bu arada Craig ve arkadaşlarının çizgi filmde kütük adını verdikleri bir mekanları var. Biz de bundan esinlenerek kendimize bir çadır yapmak istedik. Bir şey daha var. Bu videoda yapılanları yapmak isterseniz aile gözetiminde yapın, olur mu? Sabahtan beri 4 tane ağaç arıyoruz. Bir türlü gerçekten gereken 4 ağacı bulamadık ama en sonunda bulduk. İşte bakın, ağaçlar bunlar. 1, 2, 3, 4. Bu arada bunların hepsini benim tek başıma yapmam imkansız. O yüzden bana arkadaşlarım Kamil ve Seko da yardımcı olacak. Şuradan başlayayım mı? Ağaç biraz kalınmış Seko. İlk şeyi yaptıktan sonra... tamam, bundan sonrası daha kolay olacak. Şimdi dolaşıyorum artık etrafını. İlk ruloyu tamamen saracağım. Ortaya çıkacak sonuç çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. İyice germek gerekiyor. Germezsek olmaz. Evet, bu oldu. Böyle bir birleştireyim. Bunun bir dayanıklılık testi yapacağım şimdi. Oho. Cidden geri tepiyor. İlk katı attık. Şimdi bunu bir urgan, bir ip haline getireceğiz. En baştan şöyle. Bunu nasıl şey yapacağız ya? Ha, şöyle mi diyorsun? Neredeyse oldu. En zoru da buymuş ama ben sana söyleyeyim. Burası balon gibi şişti, normal mi? Baksana. Bunu patlatmamız lazım. Bu çok şişti buraya. Oh. Sekom'la başladık. Böyle biraz daha hızlı ilerliyor. Craig'in yaşlarından beri arkadaşız ha. Aynen öyle. Biz Serkan'la gerçekten. Ama ilk kez stretch filmden çadır hamak yapıyorum. Evet, işte arkadaşlar, bitti. Vay canına. Kamil ve Seko olmasa bunu yapamazdım bu şekilde. Çünkü gerçekten zor. Şimdi de bunun hamak kısmını yapacağız. Şuradan başlayacağım. Şimdi yatay da bitti. Sıra dikeye geldi. Bu şekilde yapacağız ve bu şu aradaki boşluklar da kapanacak. Burada yine size ihtiyacım var arkadaşlar. En uca kadar böyle çömelerek gidersem ben bir hafta yürüyemem ondan sonra. Şöyle bir deneyeyim mi? Kendimi bir tartayım mı şöyle? Çökersek aşağı cumburlop. Cumburlop yapacak yer de yok. Direkt... Kanka şunlar çok iyi. Ama ortası henüz. Kanka taşıyor da. Gecenin bir vakti plup diye aşağı düşebilirim. Biraz daha atalım o zaman. Aynen, biraz daha şu çerçevelemeyi yapalım. Çünkü sanki böyle gittikçe aşağı doğru gidiyorum gibi geliyor bana.
Bitti. Şimdi sağlamlık testi. Oo. Evet. Bayağı iyi. Gerçekten iyi. Şurada bir dizlerle daldım ya, orada bir hafif yumuşama olmuş. Onun dışında her şey gayet iyi. Ama diyelim yağmur yağdı. Ne olacak? Bunu kapatalım, üstünü kapatalım bunu. Bunu ne yaptıysak üstte de aynı şeyi yapacağız ama o sadece bizi yağmurdan koruması için, taşımasına gerek yok. O yüzden bunu 2-3 kere döndürsek, 1-2 tur attırsak yetecek. Şöyle bir insan boyu hesaplayalım, oturduğumuzda ayakta kalabilecek kadar. İşte bunun gibi 2-3 tur daha açacağız. Burayı oluşturduk. Şimdi çatıyı kapatacağım. Ah, şurada ters döndü. Ters döndürmemiz lazım. Evet. Ki şöyle alabilelim. Bu da oldu. Üst tarafını da kapattık. 3 saattir 3 arkadaş bununla uğraşıyoruz. Şimdi yanları kapatacağız. Sadece bir tur atacağız. Çünkü dışarıyı rahat rahat görmek istiyorum burada içinde yatarken. Bizi benzeştir! Bizi benzeştir! Ali ile beraber 4 arkadaş uğraştık ve bu güzel şeyi yaptık. Bizi yağmurdan, rüzgardan korur. Yırtıcı hayvanlardan korumaz, sürüngenlerden korur. Daha ne yapsın ya? Gayet de sağlam. Hiçbir sıkıntısı yok. Ali, bir gel bakayım buraya. 2 kişiyi taşıyacak mı? Bence taşıyacak çok rahat biçimde. Hı. Allah, taşıdı mı? Taşıyor. Evet, taşıdı. Beğendin mi? Evet. Hı? Güzel mi? Crack beğenir miydi? Evet. Crack de beğenirdi. Efsane değilmiş, gerçekmiş. Şimdi bu madde gerçekten eğlenceli olacak ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şemsiye lazım bir tane. Bir tane kaykay lazım. Bir tane de yaprak üfleyici lazım ama bizimki biraz büyük bir yaprak üfleyici. Öyle elektrikli motor değil. Bayağı bildiğiniz uçuruyor. Deneyelim mi? Bak bak. Hazır mısın? Acaba önce deneme mi yapsak? Önce uzaktan yapalım. Evet, yani ben bunun üstüne binip bunu koyduğumda bu ne şemsiye kalır ne ben kalırım. Bence olacak bu. Yani mantığı umarım anlamışsınızdır. Mantık şu, kaykayın üstüne bineceğim. Bunu tutacağım böyle kaykayın üstünde. Ondan sonra yaprak üfleyiciyi böyle tutacağım, gideceğim. Şimdi Seko bana yardım edecek. Ben kaykaya böyle tutacağım. Önce bir Seko'nun arkadan üflemesini istiyorum. Seko, aman yavrum, aman evladım. Biraz uzaklaş, biraz uzaklaş. Kanka, bu paramparça olacak bu şemsiye. Yaklaş. Tamam tamam, gitmiyor gitmiyor. Şuraya alalım. Tartar pistten olabilir. Burada kesin olacak. Yaklaş yaklaş. Dur, böyle daha güçlü oluyor. Allah. Taşa takıldım. Dur dur, taşa takıldım resmen. Dur, oluyor oluyor. Kanka, ne diyorsun? Acaba zeminle mi alakalı? Daha sırtıklı. Asfalta çıkalım. Hazır mısın? Hazırım. Oldu be. Çok gözüküyor. Oldu. Ben gitmedim oğlum. Ben gitmediğime göre kaykayda zaten böyleyken nasıl gideceğim? Ama gel bir daha bir böyle tamamını erdirelim ya. Yokuştan kayacağım şimdi, yokuştan. Biraz yokuş aşağı bir alandayız.
Evet. Oldu. Aslında şöyle kendim tutacaktım, götürecektim fakat şey olayı, yani bu şemsiye ile, daha doğrusu ikisinin bileşimi, şemsiye sağlam bir şemsiye, zaten gördünüz paramparça olmadı ama bu üfleme hikayesi çok güçlü. O yüzden Serkan beni üfledi ama mantık aynı. Kaykayın üstünde yaprak üfleme aletiyle hiçbir çaba sarf etmeden ileriye doğru gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Yani efsane değilmiş. Gerçekmiş. Şimdi Craig ve arkadaşları ormandaki maceralarında suyun altını görüntülemek istiyorlar. Yani bir su altı drone'u yapmak istiyorlar. Bunun için de pet şişenin içine kamera koyuyorlar ve hortumla pet şişenin suyunu çekiyorlar. Havasını çekiyorlar pardon ve o batıyor. Şimdi. Evet, fena değil görüntü şu an. Bunu da ben içine bantlamak istiyorum ama Seko. Heh, oldu galiba ya. Tamam, şu an iyi. Bakayım. Fena değil. Şimdi bunu tekrar bantlayacağız ama şuraya iki tane tahta parçası koyacağız ki bu taraf hep havada kalsın. Önce şunu bantlayayım da ben tahta parçalarını. Bu arada tabii ki suya dayanıklı bant kullanıyoruz. Birkaç tur atacağım. Garanti olsun. Oldu mu? Göreceğiz. Şimdi sıra geldi hortuma. Hiçbir şekilde hava geçirmemesi gerekiyor. Bu arada bence çizgi filmde kullanılan mantık doğru. Yani içindeki havayı alınca. Hadi gidelim artık bence. Şimdi önce bir bırakıyorum. Şöyle. Sonra içindeki havayı çekiyorum değil mi? Ah. Oldu Seko biraz. Evet evet. Oh, beynim durdu galiba. Seko orada kaldı. Görüyor musun? Bak şu an bayağı su altı çekimi yapıyoruz. Ama bak elimi çekiyorum hortumdan. Hop çıktı. Gördün mü? Üfleyince daha da çıkıyor. Battı. Oy dipte ne var acaba Seko? Bayağı gidiyor bak. Dibe değdi. Bayağı dipte şu an. Şöyle bir gezindiriyorum. Şimdi çekiyorum. Bak yavaş yavaş geliyor. Hatta şu üfleyeyim mi? Hop geldi. Oh ama bir şey söyleyeyim mi? Ciğerim söndü. Oh. Gerçekten JP gibi. İri yarı bir arkadaşınızın olması lazım. Ciğerleri büyük ki. Bir kere de çeksin, içeride yüzdürsün. Ama ne gördük? Bu olay efsane değilmiş. Gerçekmiş. Yine çizgi film efsanelerinden devam ediyoruz. Yine Craig'in krallığında bu sefer Craig ve arkadaşları ormanın böyle yukarıdan haritasını çıkarmak istiyorlar, kuş bakışı. Bunun için de drone'a ihtiyaçları var, drone'ları yok. O yüzden böyle bir şekilde meyve köpüğü alıyorlar. Ona 7 tane balon bağlayıp ortasına da bir kamera koyup yukarı gönderiyorlar. Şimdi nasıl olur, kaç uçan balon gerekir göreceğiz. Onlar 7 taneyle yapmış. Şimdi şunu şöyle size göstereyim. Şimdi bunun ağırlığı 7 gram. Bu eksi 1 gram olursa uçacak mı yani? Muhtemelen. Değil mi? Mantık o. Ama tabii bir de kamera ağırlığı var. Kamerayla beraber 123 gram. Kamera için bir delik açmamız gerekecek buna. Tam ortaya doğru yaparsak. Evet. Şunu şuraya şöyle koyacağız. Bunu biraz daha inceltmek istiyorum ben. Ağırlığından kurtarmak istiyorum iyice. O yüzden belli parçalarını keseceğim. 123 gram demiştik. Bakalım kaç grama düşürebileceğiz? 2 gram düşürebildik şunları kestiğimizde. Yapacak bir şey yok. Daha fazla kesemeyiz. Çünkü bu kameranın taşınması gerekiyor aynı zamanda. Hadi uçan balon bağlayalım bunlara.
Olabildiğince kısa tutacağım. Ana 113. Seko, baksana. Bir hareketimiz var. Evet. Bu arada geri alabilmemiz için kamerayı bir ip de buna bağlı. Evet, aynen. Sanki bir hareketlilik var. Ya sanki bana da öyle gibi geliyor ama kendimi de kandırmak istemiyorum. Kaç oldu? Dördüncü balon. Dur bakayım. Ulan Seko. Durmuyor oğlum. Oğlum zor duruyor bu. Evet. Beş. 100 grama düştü oğlum. 100 grama düştü. Aa. 220 gramdan. Balonu kaldırmak kuvveti kanka. Aynen öyle. Altı. Yani çizgi filme göre bunun uçması gerekiyor şimdiki taktığımızla. Ona gidiyor. Dur şunu bir çekeyim bakayım. Onam. Evet abi. Oğlum tabak gidiyor, dur bir dakika. Ne olur ne olmaz bağlayalım, tırsıyorum gidecek diye Seko. Bunu bıraktığım an gidiyor yalnız. Baksana şuna. 7 tane balonla bunu uçuramıyoruz. Bu 8. balon. Ama çizgi film. O kadar olur. Önemli olan gerçekten balon yardımıyla bir drone yapılabilir mi? Ben bunu merak ediyorum. 90 grama kadar düştü. Var ya, bu gitmemek için zor tutuyor kendini. Hala pek bir şey değişmedi. Bu 10. balon artık. Hala ağırlık var Seko. Gidecek sanki ya. Vallahi. Bir balon daha takalım mı? Takalım. Evet, bitti. Gerçekten çok hafifledi. 20 gramlara düştü ama bir bu kadar daha balon lazım ki. Ama bak, bak şimdi bırakacağım ne kadar geç düşecek. Ha. Terasa çıkacağım, aşağı atacağım. Şimdi arkadaşlar atıyorum. Bakın şimdi nasıl olacak. Gerçekten paraşüt gibi inecek. Normalde taş gibi düşerdi. Bırakıyorum, uçacak bu ha. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi? Bir bu kadar daha balon gerekiyordu. Ama ben bunu uçtu derim ya. Yumuşak bir iniş yaptı. Yani 7 tane balonla uçması bir kameranın efsane. Ama 40 tane balonla uçarmış. Çünkü 20 tanesiyle paraşüte dönüştü. 40'la uçar giderdi. Yani balonla drone yapabilirsiniz. Gerçekmiş. Şimdi yine bir başka efsane. Fakat bu Craig'in krallığında yok. Craig daha henüz bunu yapmadı ama yapacağına eminim. Leonardo da Vinci'nin köprüsü. Da Vinci köprüsü diye geçiyor. Acayip bir şey. Gördüm internette böyle birbirine bağlantı noktaları olmayan tahtalarla bir köprü yapıyorlar ve üstünde durabiliyorlar. İşte burada odunlar var. Şimdi çok basit bir sistem aslında. Ben çok merak ediyorum. Bizi taşıyacak mı? Dedikleri gibi Leonardo köprüsü. Leonardo köprüsü için yapmamız gerekenler. Önce 4 tanesini şöyle yan yana koyacağız. Tam bu şekilde. Ondan sonra ortaya da bir tane koyacağız. Sonra şu arayı kaldıracağız. Şöyle çat. Bunu böyle koyacağız. Ondan sonra şu aradan da sıkıştırdık mı ilk ayağı köprünün bitmiş olacak. Aynı şeyi burada da yapmak istiyorum. Evet. Şimdi bakın mantık, hepsi birbirini taşıyor, görüyor musunuz? Hepsi birbirini taşıyor. Hiçbirine çivi çakmadık. Şimdi şuradan son bir tane daha yükseltmek istiyorum. Şöyle. Evet. İşte Leonardo köprüsü şu an itibariyle hazır. Normalde şimdi benim gördüğüm videolarda köprünün üstünde adam duruyor Seko. Önce bunu bir taşısın da sonra beni taşıyacak mı taşımayacak mı? Tık demedi.
Of oh be, oluyordu az kalsın. Gerçekten oluyordu. Hiçbiri kırılmadı. Sadece fırladı gitti. Köprü aslında hala sağlam. Köprü hala sağlam. Bir kere daha denemek istiyorum ya bunu. Bu şaşırttı beni. Ya ben 80 kiloyum ya. Abi hiç gözünü tutmuyor Seko. Bak buradan zincirin şey olduğu, zayıf olduğu yer bu. Taşımadı. Daha kalın tahtalar olsaydı bunlar olmazdı. Ama ben onu gördüm. Adam neredeyse kulak çubuğuyla yapmış. Üstünde duruyorum diyor. Yok artık. Da Vinci Köprüsü gerçek. Öyle her şeyin üstünde durmak efsaneymiş. Evet arkadaşlar, gerçekten eğlenceli bir videoydu. 5 tane efsaneyi denedik ve 5 efsanenin 5'i de farklı senaryolarda gerçek çıktı. Tabi çizgi filmlerdeki gibi olmayabilir ama gerçek hayata uyarladığınızda bunların yapılabilir şeyler olduğunu gördük. Çizgi film gurmeleri fenomenler kuşağındaydım. Siz de Craig'i seviyorsanız Cartoon Network'ten izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Kankalar, Craig'in krallığında gördüğümüz bu efsanelerin gerçek olmasına kaç puan veriyorsunuz? Ve Uras abinin bunları çok iyi bir şekilde gerçekleştirmesi, buna kaç puan? Videoya ayrı, gerçekleştirilen efsanelere ayrı bayıldım. Benim en sevdiğim ise kesinlikle balonlar yardımıyla yapılan drone oldu. Bunu tek başıma yapabilir miydim bilmiyorum. Kameram uçup gidecek diye çok korkardım. Gerçi o zaman da Uras abiden yardım isterdim. Ne olacak ki? Sizler de Craig, JP ve Kelsey gibi kendi krallığınızı kurmak istiyorsanız bu video size adeta bir rehber olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizi daha fazla tutmayayım. Belki bu izlediğimiz çizgi film efsanelerini yapmak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Berat Efe ne çok konuşuyor demeyin sonra bana. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.